Merhaba arkadaşlar, Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'ni anlatmaya devam ediyorum. Ee, en son Sivas Kongresi'ni yapmıştık. Şimdi Amasya Görüşmesi, Amasya Protokolü ya da Amasya e, Mülakatı diye de geçer. 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında gerçekleşti. Amasya Görüşmesi, Amasya Mülakatı ya da Amasya Protokolleri diye adlandırılır. Şimdi İstanbul Hükümeti'ni Bahriye Nazırı Salih Paşa... Temsil heyetinde Mustafa Kemal temsil etmişti ama Mustafa Kemal'le beraber Bekir Sami Kundu ve Rauf Orbay da bu görüşmelerde yer almıştır. Ee, Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine görüşmelerde varılan sonuçlar birer protokolle tespit edildi sevgili arkadaşlar. Böylece Mustafa Kemal'le Salih Paşa arasında yapılan ve 3 gün süren görüşmelerde varılan e, sonuçlar 3'ü açık ve imzalı. İkisi gizli ve imzasız 5 protokole bağlanmıştır. Yani Amasya bir görüşmesi ya da Amasya protokolü dediğimiz bu olayda Talip Paşa bir tarafta İstanbul hükümetini temsil eden Bahriye Nazırı, diğer tarafta da Mustafa Kemal ile beraber Bekir Sami Kundu ve Rauf Orbay var. İkisi gizli ve imzasız, üçü açık ve imzalı 5 protokol yapılmış bu görüşmeler sırasında. Peki Amasya görüşmelerinde ne kararlar almış? Tabi dediğim gibi e, bir sürü protokol var. Tamamı değil de biz önemli olanlardan bahsedelim. Birinci protokol askerin siyasetle uğraşmaması temennisiyle başlar. Ve iddiaçılığın ve iddiaat terakki düşüncesinin memlekette tekrar uyanması hatta en küçük belirtisinin görülmesi siyaset bakımından çok zararlıdır. Efendim İstanbul hükümetinin işlerine karışılmayacak. Tehcir olayında suç işlemiş bulunanların cezalandırılmaları adalet bakımından da siyaset bakımından da gereklidir. Seçimlerin serbestçe yapılması ve hiçbir sebeple karışılmaması şarttır. Mebuslar Meclisi'nde muhalif partilere de ihtiyaç vardır. Şimdi bu söylediğim şeylerle ilgili bir ÖSYM bir sınavda sordu. Bu maddeleri vermiş işte Ermeni göçü sırasında suç işleyenlerin mevbus seçilmesinin önlenmesi, bütün siyasi görüşlerin siya seçimlere katılması e gereklidir şeklinde vermiş. Ve Amasya'da alınan bu kararlar aşağıdakilerden hangisine sebep olmamıştır gibi bir yorum sorusu sormuştu sevgili arkadaşlar. Evet seçimler serbestçe yapılması ve hiçbir sebeple karışılmaması şarttır. mebuslar meclisinde muhalif partilere de ihtiyaç vardır diyor. Asayişi bozucu hallere meydan verilmemeli. Taşkın gösteri ve yazılardan kaçınılmalıdır. İkinci protokolde Sivas Kongresi'nde alınan kararlar üzerinde durulmuş ve ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Hristiyanlara verilmesi söz konusu olan imtiyazlarda da Milli Meclis'in kararlarına uyulması kabul edilmiştir. Bağımsızlığa aykırı olmamak kaydıyla dış yardımların kabulü Milli Meclis tarafından uygun görülen şekli kabul edilecektir. Sivas Kongresi'nde alınan diğer kararlar Mebuslar Meclisi'nin onayına bağlanmak şartıyla uygun görülmüştür. Barış kararına kadar Milli Meclis'in geçici hükümetin uygun göreceği bir Anadolu ilinde toplanması da uygun görülmüştür. Üçüncü protokol seçimlerin yapılmasındaki özgürlük ve heyet temsiliyenin seçimlere karışmaması hakkındaydı. Kötü düşüncelerin ve yabancıların itiraz ve müdahalelerine meydan vermemek için partilerin ve Hristiyanların seçime katılmaları sağlanarak Tem, ...meclis temsil gücünün her bakımdan bütün memleketi kapsadığı ispatlanmalıdır. Bunun dışında açık ve gizli protokollerde ayrıca... ...Malta'daki esirlerin İstanbul'a getirilerek İstanbul'da yargılanmaları... ...Kuvayi Milliye'nin maddi yönden desteklenmesi... ...sonra milli mücadele yan e, karşıtı zararlı basının faaliyetlerinin önlenmesi... ...milli mücadele yanlılarının e, görevden alınmaması gibi konularda... ...burada görüşülüp kararlaştırılmıştır. Burada sevgili arkadaşlar e, me, Mebusan Meclisi'nin toplanması isteniyor ama Mebusan Meclisi Anadolu'da bir şehirde. Burada bununla ilgili de bir soru geldi. ÖSYM şöyle sordu. E, Amasya görüşmelerinde aşağıdaki konulardan hangisinde kesin bir hükme ulaşılamamıştır gibi bir soru sordu. Şimdi Mebusan Meclisi toplansın diyor ama Anadolu'da her başka bir şehirde toplansın. Yani Mebusan Meclisi'nin toplanacağı yerle ilgili bir şey... E, karar yok. Şimdi bu Amasya görüşmelerinin önemi şudur. İstanbul Hükümeti temsiliyetinin ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin hukuki varlığını tanımıştır. Tabi İstanbul Hükümeti ile temsiliyetinin, temsiliyeti temsiliyet adına Mustafa Kemal'lerin görüşmesi mi, halkın milli mücadele olan güvenini de artırmıştır. Şimdi arkadaşlar bu Amasya görüşmelerinin dışında Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti temsilcileriyle bir görüşmesi var mı? Var. Mustafa Kemal 5 Aralık 1920'de Ahmet İzzet Paşa hükümetinin temsilcileri İzzet Paşa, Salih Paşa, Cevat Bey, ondan sonra Hüseyin Kazım Bey, Münir Bey ve Hoca Fatin Efendi ile Bilecik Tren İstasyonu'nda bir görüşme yapmıştır. Ve tarihe Bilecik görüşmesi olarak geçmiştir. Bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmamış. Mustafa Kemal heyettekilerin, İstanbul'a gitmelerine izin vermeyip onları bir süre Ankara'da ne yapmıştır? Alı koymuştur, Ankara'ya götürmüştür bu Bilecik görüşmesine katılanları. Demek ki Mustafa Kemal yalnız Bilecik görüşmesinde Mustafa Kemal artık meclis başkanı. Yani Amasya'daki görüşmelerde Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı ama Bilecik görüşmesinde Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak görüşmüş Ahmet İzzet Paşa hükümetinin elemanlarıyla. Evet bu arada bir de Sivas komutanlar toplantısı var. Amasya görüşmelerden sonra tekrar nereye dönüldü? Sivas'a dönüldü. Sivas komutanlar toplantısı. 16-28 Kasım 1919 tarihleri arasında yapıldı. Birçok önemli komutanın katıldığı toplantının gündeminde 3 madde var. Bir, Mevbuslar Meclisi'nin toplanacağı yer. Dedik ya e, bu Amasya görüşmelerinde meclisin toplanması ama e, isteniyor ama nerede toplanacağına dair kesin bir karar alınmıyor. Onun için burada Mebusan Meclisi'nin toplanacağı yer görüşüldü bir. İkincisi meclisin toplanmasından sonra heyeti temsiliyenin ve milli kuruluşların alacağı şekil işte onların çalışma tarzları vesaire bunlar görüşüldü. Üçüncüsü de, üçüncüsü de Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlar üzerine Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlar üzerine e, tutulacak yol işte e, vesaire görüşüldü. Ayrıca toplantıda milli meclisin e, sakınca ve tehlikelere rağmen İstanbul'da toplanması zorunluluğu kabul edildi. Çünkü İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti bu şeye e, en çok itiraz ettiği meclisin İstanbul'un dışında toplanması onu da kanunu e, esasiye aykırı olduğu gerekçesiyle reddediyordu. Şimdi bu e, şeyde Zaten hayata geçirilen bir tek Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan hayata geçirilen bir tek şey var o da meclisin toplanması. Ama orada İstanbul'da toplanmasın diyordu. İstanbul'da toplandı. Şimdi burada Salih Paşa ee, şeye geldiğinde Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal e diyor ki buradaki aldığımız kararlar resmi değil. Ben döndüğümde İstanbul hükümetine kabul ettireceğim, ettiremezsem istifa edeceğim diyor. Fakat ne kabul ettirmiş ne de istifa etmiştir. Yani sözünde durmamıştır. Zaten onun için de Bilecik görüşmelerinde Mustafa Kemal Salih de sözünde durmadı. Sizinle bir sonuca varamayız demiştir o Salih Paşa'nın da sözünde durmadığını orada dile getirmiştir. Şimdi burada dediğim gibi. Niye İstanbul dışında istiyor? Çünkü İstanbul her an işgal edilebilir, oradaki mebuslar tutuklanabilir. Bir sürü şey e, sıkıntısı var. Yani sakınca ve va, tehlikeler var. Ama e, dedik madem toplansın o zaman İstanbul'da toplansın dediler ve İstanbul'da toplanma zorunluluğu kabul edildi. Şimdi milli meclis toplandıktan sonra da mebuslar tam bir güvenlik ve özgürlük içinde görevlerini yapabildiklerini kesinlikle bildirinceye kadar heyeti temsiliyenin görevine devam etmesi kararlaştı. Yani tamam meclis seçildi. Milli Meclis, Mebusan Meclisi gitti. Orada tam biz tamam güvenlik içindeyiz. Görevlerimizi tamamen yapabiliriz. Sıkıntı yok dedikleri an heyeti temsiliyenin görevi sona erer ama o zamana kadar heyeti temsiliyenin görevine devam etmesi kararı alındı. Tabi burada barış konferansında aleyhimize bir karar verirse ve bu karar gerek hükümet gerekse milli meclis tarafından kabul ve tasdik edilirse derhal Uygun şekilde milletin düşüncesi alınarak tüzükte açıklanmış esaslara göre hareket edilecektir kararı vermiştir. Dedik ya Paris konferansı kararlarının ne olacağını onunla ilgili nasıl bir yol tutulacak nasıl bir şey yapılacak onunla ilgili de diyor ki e, kararı vereceğiz. Peki şimdi arkadaşlar e, bu Sivas komutanlar toplantısının ardından temsil heyetinin Ankara'ya taşınması gündeme geldi ve kararlaştırıldı. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919. Peki şimdi neden Sivas'tan temsil heyeti Ankara'ya geldi? Ankara'nın milli mücadelenin merkezinin seçilme nedenleri. Bunu da ÖSYM gene e, birkaç sınavda sordu. Aşağıdaki hangisi Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olarak seçilme nedenleri arasında yer almaz. Şimdi Ankara neden milli mücadelenin merkezi seçili? Bir, işgal edilmemiş ve her yönden güvenli. Sonra İstanbul ile rahat ulaşım ve haberleşme imkanlarına sahip. Çünkü meclis nerede toplanacak? İstanbul'da toplanacak. Dolayısıyla İstanbul'a yakın olması, İstanbul'da haberleşme ve ulaşım açısından imkanların olması Ankara'nın e, milli mücadelenin merkezi olmasının önemli. Çünkü Mevsim Meclisi İstanbul'da açılacak ona karar verildi. Sonra Yunanlarla yapılacak savaş alanlarına yakın oluşu da etkili olmuştur. E, tabii bu arada milli mücadelenin Ankaralılar tarafından desteklenmesi de ne yapmıştır? E, milli Mücadele'nin merkezi olmasında etkili olmuştur. Eğer Ankara halkı Milli Mücadele'ye destek vermeseydi e, Ankara'nın merkez olmasının hiçbir anlamı olmazdı. Ve 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Ankara'ya gelmiş. Ankara'da e, önce Ankara Ankara Garı'nda bir çalışma şey yapılmış fakat çok gürültü olduğu için daha sonra... Çankaya, şimdiki Çankaya Köşkü'nün bulunduğu yerdeki bina alınmış ee, ve Mustafa Kemal orayı e, milli mücadelenin merkezi olarak kullanmıştır sevgili arkadaşlar. Evet. Dedik ki bu Amasya görüşmelerinde hayata geçen bir tek karar var Mebusan Meclisi'nin toplanması. O da dediğim gibi e, İstanbul'un dışında toplansın diyorduk ama İstanbul'da toplandı. E, ne zaman toplandı? 12 Ocak 1920'de toplandı son Osmanlı Mebusan Meclisi. Dediğim gibi Mustafa Kemal'in tüm çabalarına rağmen İstanbul'da toplandı. Mustafa Kemal bu meclise, mebusan meclisine Erzurum milletvekili seçildi fakat gidemedi. Bu da gene e, ÖSYM'nin çeşitli sınavlarında sorduğu sorulardan biridir. Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisine aşağıdaki şehirlerden hangisinden e, milletvekili seçilmiştir? Son Osmanlı Mebusan Meclisine Erzurum milletvekili olarak seçilmiştir. Şimdi Mustafa Kemal Mebusan Meclisi açılmadan Ankara'ya gelebilen milletvekilleriyle görüş, bir görüşme yapmış. Bu görüşmede e, Mevbusan Mebusan Meclisi'nde bir müdafaa hukuk grubu, daha doğrusu Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubu kurulmasını ve kendisini e, meclis başkanı seçmelerini istemiş. Ayrıca misak-ı milli olarak adlandırdığı programı da tüm ayrıntılarıyla onlara anlatmıştır. Yani onlardan üç talebi var. Bir, müdafaa hukuk grubu kurun. İki, beni gıyabımda meclis başkanı seçin. Üç, bu misak milli olarak adlandırdığım programı orada e, meclise ne yapın kabul ettirin demiştir. Onları anlatmıştır. Şimdi e, meclis 12 Ocak 1920'de toplandı son Osmanlı Mevzuan Meclisi. Meclis başkanlığına Reşat Hikmet seçildi. Fakat Reşat Hikmet bir müddet sonra ölünce yerine Celalettin Arif Bey meclis başkanı oldu. Yani Mustafa Kemal'in isteklerinden biri yerine gelmedi. Beni baş, meclis başkanı seçin demişti. Olmadı. E, Reşat Hikmet ardından Celalettin Arif Bey. Mustafa Kemal'in istediği müdafaa hukuk grubu kurulmasıydı. Fakat müdafaa hukuk grubu da kurulamamış. Felahı Vatan adlı bir grup kurulmuştur. bu Felah Vatan'ın da grup başkanı gene Celalettin Arif Bey olmuştur. Ve Mustafa Kemal'in üçüncü isteği misakı milli kararları da burada alınmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi bu misakı milli kararlarında neler var? Ee, Misak-ı Milli'den şöyle biraz bahsedelim. Milli Yemin, Milli Ant demek Misak-ı Milli. 28 Ocak 1920'de kabul edildi Misak-ı Milli kararları. Peki alınan kararlar ne? 1- Osmanlı Devleti'nin özellikle Arap çoğunluğunun yerleşmiş olduğu 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yapıldığı sırada düşman ordularının işgali altında kalan kesimlerin geleceğinin halklarının serbestçe alacakları oy uyarınca belirlenmesi gerekir. Yani Osmanlı ülkesinde Arapların çoğunlukta olduğu yerlerin geleceğine ne diyor? Araplar karar versin diyor. Bölge halkı karar versin diyor. Söz konusu ateşkes anlaşması çizgisi içinde din, soy ve amaç birliği bakımlarından birbirine bağlı olan karşılıklı sevgi ve hoşgörü duyguları besleyen Soy ve toplum ilişkileriyle çevrelerinin koşullarına saygılı Osmanlı İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tümü ister bir eylem ister bir hükümle olsun hiçbir nedenle birbirinden ayrılmaz ayrılamayacak bir bütündür. Yani ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez karar alınmıştı Erzurum'da. Bunu burada biraz daha e, şeyini açmış aynı şeyi burada ifade etmiş. Demek ki Erzurum ve Sivas Kongresinin kararları misak-ı milli kararlarının alınmasında etkili olmuş mudur? Olmuştur. İkinci madde halkı özgürlüğüne kavuşunca oylarıyla anavatana katılmış olan 3 liva. Yani Elviye-i Selase. Yani Kars, Ardahan, Batum. 3 liva. Kars, Ardahan, Batum, Elviye-i Selase. Bunlar için gerekirse yeniden halkın serbest oyuna başvurmasını kabul ederiz. Yani yani Karsar'dan Batum biliyorsunuz Brestitos'ta e, varılan hüküm gereğince orada halk oylaması yapılmasına karar verildi. Halk oylaması sonucunda da bu 3 vilayet 40 yıl sonra ana katıldı. 1878 Berlin anlaşmasıyla Ruslara vermiştik ve 40 yıl sonra halk oylaması katıldı. Şimdi buna itiraz ediyorlar. Biz de diyoruz ki bunlar kendi oylarıyla e, seçtiler. Ha gerekirse tekrar burada halk oylaması yapılabilir. Sıkıntı yok. Oranın Türklüğünden bir sorunumuz yok. Üçüncü madde Türkiye ile yapılacak barışa kadar ertelenen Batı Trakya'nın hukuksal durumunun belirlenmesi de halkının özgürce açıklayacağı oya göre alınmalıdır. Yani burada aslında 3 yerde halk oylaması, halkın oylamasına gidelim diyorlar. Bir, Arapların çoğunlukta olduğu yerler. 2 3 liva yani Ardağan, Batum. Üçüncüsü de Batı Trakya'nın hukuki durumu. Birinde halk kendi karar versin. İkincisinde gerekirse bir daha yaparız diyoruz Kars'lardan Batu'ndan. Az sonraları zaten halk oylaması ile katmıştık. Üçüncüsünde diyoruz ki Batı Trakya'nın hukuki durumunun tespiti için halk oylaması yapasın. Misak-ı Millinin bir diğer kararı İslam halifeliğinin ve Yüce Saltanat'ın merkezi ve Osmanlı hükümetinin başkenti olan İstanbul kentiyle Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulmalıdır. Bu ilke saklı kalmak koşulu ile Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının, dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle birlikte öteki tüm devletlerin oy birliğiyle verecekleri karar geçerlidir. Yani diyoruz ki kardeşim saltanatın da halifeliğinde merkezi İstanbul'dur. İstanbul ve Marmara'yı her türlü tehlikeden uzak tutun. Oranın güvenliğini sağlayın. Biz boğazların dünya ticaret açılması konusunda diğer devletlerle ortak bir karar veririz. Orada sıkıntı yok ama şartımız halifeliğin ve saltanatın merkezi olan İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlansın. Evet bir başka madde müttefik devletler ile düşmanları ve onların kimi ortakları arasında yapılan anlaşmalardaki ilkeler çerçevesinde azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkların da özdeş haklardan yararlanması umudu ile bizce de benimsenip güvence altına alınacaktır. Yani azınlık hakları sevgili arkadaşlar uluslararası ilişkilerde Karşılıklılık ilkesi yani mütekabiliyet esasına uygun olmalıdır. Mütekabiliyet esası karşılıklılık ilkesi demek. Yani siz bizim azınlıklarımıza ne veriyorsanız biz de sizin azınlıklarınıza aynı hakları vereceğiz. Yani komşu ülkelerdeki Müslüman hak, e, halkların hakları neyse aynı hakları biz de ülkemizdeki gayrimüslimlere vereceğiz diyoruz. Mütekabiliyet esası. Bir başka madde. Şimdi ulusal ve ekonomik gelişmemize olanak bulunması ve daha çağdaş biçimde düzenli bir yönetimle işlerin yürütülmesini başarmak için her devlet gibi bizim de gelişmemiz, koşulların sağlanmasında bütünüyle bağımsızlığa ve özgürlüğe e, an e, ilkesiyle varlık ve geleceğimizin te, temelidir. Bu nedenle siyasal, yargısal, parasal ve benzeri alanlarda gelişmemizi önleyici sınırlamalara yani kapitülasyonlara karşıyız. Saptanacak borçlarımızın ödenmesi koşulları da bu ilkelere aykırı olmayacaktı Yani diyoruz ki kardeşim biz de çağdaş ülkeler gibi kendi şeyimizi temin etmek için e, ekonomik vesaire alanlarda bağımsız olmak için, özgürlük olması için e, varlığımızın temeli bunlar. Çünkü bu nedenle bizim e, siyasi, hukuki, parasal, ekonomik ve benzeri alanlarda gelişmemizi önleyici her türlü şeyi kaldıracağız. O da nedir? Kapsülasyon. Kapsülasyonları reddediyoruz misakı milli de. Demek ki misakı milli de ne var? Bir, sınırlar var. Sınırlarla ilgili kararımızı vermişiz. Yani sınırlarla ilgili karar verirken de Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarını örnek almışız. Ve 30 Ekim 1918 Mondros'un imzalandığı tarihi milli sınırlar olarak belirlemişiz. Ee, sınırlar var. Boğazlarla ilgili karar var. Azınlıklarla ilgili karar var, mütekabiliyet esası. Gene e, şeyde misak-ı milli de kapsülasyonlar ve borçlarla ilgili hüküm var. Ve üç yerde de halk oylaması kararı var sevgili arkadaşlar. Peki mis misak-ı millinin önemi nedir? Misak-ı milli kurtuluş savaşının kesin programıdır. Şimdi onun için biz mesela bir herhangi bir barış görüşmesine gittiğimizde direkt ne diyoruz? Misak-ı milliye uygundur ya da değildir. Dolayısıyla o zaman bizim misak-ı milli kurtuluş savaşımızın kesin programı mıdır? Kesin programıdır. Misak-ı milli milli ulusal ya da milli ya da ulusal bağımsızlık belgemizdir. Peki bu misak-ı milli kararlar içerisinde ulusal egemenliğe dair herhangi bir karar var mı? Misak-ı milli de ulusal egemenlikle ilgili bir karar alınmamıştır. Misak-ı Milli de Türk yurdunun sınırları çizilmiş ve Sivas Kongresi kararları ne yapmıştır? Onaylanmıştır. Türk milletinin bağımsızlığını ve milli bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlılığı da tüm dünyaya ne yapılmıştır? Bildirilmiştir sevgili arkadaşlar. Evet misak-ı milli kararları 28 Ocak 1920'de alındı. Sonra meclis onayladı ve bunun ardından da ne oldu? İtilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal etti. Şimdi itilaf devletleri Son Osmanlı Mevbusan Meclisi'nin seçimlerine müdahale etmediler. Yani seçimlere ne İstanbul Hükümeti'nin ne de İtilaf Devletleri'nin bir müdahalesi olmadı. Niye? Çünkü nasılsa İstanbul'da toplanacak. Bizim isteğimizin dışında bir karar almaları mümkün değil gibi düşünüyorlardı. Onun için kimin seçileceği onlar için çok önemli değildi. Fakat Son Osmanlı Mevbusan Meclisi'nde misak-ı milli kararlarının alınması ne yaptı? Ee, i̇şi değiştirdi. Şimdi İtilaf Devletleri, Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin istifasının ardından kurulan Salih Paşa hükümetinin milli mücadeleye destek vereceğini düşünerek bunun da değiştirilmesini istediler. Ali Rıza gitti, Salih geldi. Bunlar Salih'in de gitmesini istediler. 9 Mart'ta İtilaf Devletleri ne yaptı? Türk ocağını basıp 150 aydını tutukladılar. 16 Mart'ta ardından önce Türk ocağını basıyorlar 9 Mart'ta ardından 16 Mart'ta İstanbul'u işgal ettiler. Mebusan Meclisi'ni bastılar. Aralarında işte Rauf Orbay, Ziya Gökalp, Karavasıf Bey'in de bulunduğu milli mücadele yanlısı mebusları Malta'ya sürdüler. Tabi mebusların milli mücadele yanlısı mebusların bir kısmı nereye kaçtı? Anadolu'ya kaçtı. Ve 11 Nisan 1920'de son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahidettin siyasi zorunluluklar gerekçesiyle meclisi kapattığını açıkladı. Tabi bütün bunlar bütün bu gelişmeler. Hani Mustafa Kemal ısrarla Meclis'in İstanbul'un dışında toplanmasını istiyor ya bütün bu gelişmeler Mustafa Kemal'in haklı olduğunda ortaya koydu. Tabi son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılması 11 Nisan 1920'de kapatılması Mustafa Kemal aynı zamanda aradığı fırsatı da ne yapmıştır? vermiştir. Yani ulusal egemenliğe dayalı milli bir meclisin açılması konusunda da Mustafa Kemal aradığı fırsatı vermiştir sevgili arkadaşlar. Peki bu İstanbul'un resmen işgali üzerine Mustafa Kemal ne gibi tedbirler almıştır? Bir kere Mustafa Kemal diyor ki artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabidir. Benim de padişah adına söz söyleme yetkim var. Çünkü padişah tesir, hükümet tesir diyor. Çünkü İstanbul resmen işgal edilmiş. Bu şeyden sonra Mustafa Kemal İstanbul ile her türlü resmi haberleşmeyi kesti. İstanbul'a evrak gönderilmeyecek. İstanbul'dan evrak alınmayacak. Alan gönderen cezalandırılacak. Anadolu'daki resmi kuruluşların her türlü para ve kıymetli eşyalarını İstanbul'a göndermeleri yasaklandı. Yani İstanbul'a kaynak aktarılmayacak. Tutuklanan dedim ya işte Rauf Orbaylar, Ziya Gökalpler, Kara tutuklandı. Tutuklanan mebuslara karşılık Anadolu'daki itilaf subayları tutuklandı. Sonra itilaf devletlerine ait silah ve cephaneye el kondu. Düşmanın e, iç kısımlara asker sevkiyatını, silah sevkiyatını önlemek amacıyla gay ve Ulu Kışla demir yolları denetim altına alındı. Bir kısmı tahrip edildi ki düşman iç kesimlere asker ve silah sevkiyatında bulunamasın diye. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında görüşelim. Hoşça Hoşçakalın şimdilik.